Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün kanalımızda çok fazla dile getirilen konulardan biri olan doğal afet çantası ya da başka bir deyişle deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasının içerisinde ne olmalıdır konusunu işlemeye karar verdim. Yaklaşık her ay 10-15 tane istek geliyor bu doğrultuda kanala. Ben de bu hafta bunu incelersek güzel olabilir diye düşündüm. Ben gördüğünüz gibi burada bir tane çanta hazırladım arkadaşlar. Zaten bu her zaman evimde hazır olan çantalardan bir tanesi. Bugün sizinle beraber bu çantanın içini açıp içinde ne varmış, neler olması gerekirmiş, nelere dikkat etmemiz gerekirmiş gibi konuları değineceğiz. Öncelikle size bahsetmek istediğim bir nokta var. Doğal afet deyince aklımıza sadece deprem gelmemesi gerekiyor. Depremle beraber sel felaketleri, heyelan, çığ gibi pek çok doğal afet var ve ülkemiz bu bütün afetleri yaşanabileceği ender ülkelerden bir tanesi. Arkadaşlar çantayı açmadan önce özetle size bahsetmek istediğim birkaç nokta var. İlk başta onlara değineyim. Doğal afet dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey bir ülkede veya bir bölgede orada yaşayan insanların sosyal hizmetlerin aksayacak veya yürüyemeyecek şekilde doğa tarafından tahrip edilmesine, yaşam fonksiyonlarının durdurulmasına doğal afet diyoruz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla pek çok ülke, buna ülkemiz de dahil olmak üzere belli başlı bölgelerde aşağı yukarı her şehrin her mahallesinde var. Doğal afet toplanma noktaları var. Böyle bir doğal afete hazırlıklı olmak istiyorsak öncelikle bu afet toplanma noktalarının yerlerini bilmemiz gerekiyor. Bunları nerelerden öğrenebilirsiniz? İnternetten, bulunduğunuz bölgedeki belediyelerden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Yani size en yakın doğal afet toplanma noktasının neresi olduğunu. Şimdi derseniz çantamızı açalım. Gördüğünüz gibi benim burada 20 litrelik bir çantam var. Evde kaç kişi yaşıyorsanız herkesin kendine ait bir çantası olması gerekiyor. Afet esnasında herkes çantasını alıp o şekilde yola çıkmalı. Ben gördüğünüz gibi 20 litrelik bir çanta tercih ettim burada. Zincir mağazalarda satılan herhangi bir çanta olabilir. Önemli olan su geçirmesi, nemden, rutubetten, doğal şartlarına biraz dayanıklı bir çanta olması yeterli. Şimdi çantamızı açtığımız zaman öncelikle karşımıza gıda maddeleri çıkıyor. Yemek çıkıyor. Yaklaşık bir günlük veya bir buçuk günlük yemek, bir buçuk günlük enerjinizi karşılayabilecek kadar yiyecek almanız sizin için yeterli. Çünkü afet esnasında bulunduğunuz noktadan evden çıkıp toplanma alanına gidene kadar ki zamanda bu gıdaları tüketerek hayatta kalabilirsiniz. Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi bunlardan sağlayabilirsiniz. Zaten o afet toplanma noktasına ulaştığınız zaman da sivil toplum örgütleri ve devlet size gerekli olan gıdayı temin edecektir. Gıdanın haricinde yaklaşık 2 litre kadar suya ihtiyacınız olacaktır arkadaşlar. 2 litre su ilk şoku atlatana kadar ihtiyacınız olan suyu karşılayacak. Zaten az önce de bahsettiğim gibi bu toplanma noktasında tekrar su temin edebileceksiniz. Benim çantamda ayrıca sürekli şarjı olan bir tane harici batarya var. Bu harici bataryayı ben olabildiğince büyük tutmaya çalıştım. Yaklaşık 16.000 miliamperlik. Bu benim telefonumu ve diğer ekipmanlarımı şarj etmek için yeterli olabilecek kapasitede bir batarya. Ondan sonra ihtiyacımız olan diğer bir ekipman arkadaşlar cep radyosu. Burada tercih etmeniz gereken radyo iki kanallı bir radyo olması gerekiyor. Hem FM hem AM bandını desteklemesi açısından. Hatta şöyle göstereyim. Çünkü afet esnasında pek çok yayın kuruluşu yayını durdursa da radyo en son yayını durduracak olan kanallardan bir tanesi. Çünkü cep telefonunuz da çalışmayabilir belli bir dönem müddet. Elektrikler de kesilecektir çünkü. Çantamda ayrıca bulunduğum afet bölgesinin bir haritası var. Dolayısıyla ben burada bulunduğum yere en yakın afet noktalarını, doğal afet toplanma noktalarını işaretledim. Ve oraya en yakın yolları çizdiğim
rotaların olduğu bir harita. Aynı zamanda bunun içerisinde kimlik fotokopim ve bir miktar da para var. Doğal afetin ne zaman karşılaşacağımız, hangi mevsimde karşılaşacağımız belli olmadığı için çantamda sürekli cep sobası taşıyorum. Bunlar yaklaşık 10-12 saat süreyle ısı sağlayacaklardır. Olmazsa olmaz ekipmanlarımdan bir tanesi, bir tane ilk yardım çantası. Bu ilk yardım kutusunu sizinle beraber daha önce incelemiştik. İncelemesini yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz tekrar içeriğini görebilmek için. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğim için çantama bir tane de şey attım. Su temizleme tabletlerinden bir tane attım. Bunun incelemesini daha önce yapmıştık sizinle beraber. Bu da benim doğal afet çantamda eksik etmediğim donanımlardan bir tanesi. Çünkü ne zaman nerede temiz su bulabileceğimizi bilemeyebiliriz veya su kıtlığı çıktığı zaman su içebilmemiz için bu tabletlerden bulundurmamız gerekiyor. Burada bütün ekipmanlarımı çalıştırmak için yedek piller var. Bu piller ya, ekipmanlarım derken radyom olsun, cep fenerim olsun. Onları çalıştırmak için gerekli olan yedek bataryalar. Tabii ki yine olmazsa olmaz yedek termal kıyafetler. Bir parça daha kıyafet. Ve polar battaniye. Bildiğiniz gibi polar battaniyeler termal kıyafetler kadar etkili bence. Ben sürekli bunu yanımda bulunduruyorum. Az önce de belirttiğim gibi doğal afetle ne zaman karşılaşacağımız belli olmadığı için battaniye de her zaman lazım olabilir. Bunlara ek olarak iyi bir cep feneri. Bunun birçok özelliğinin olması gerekiyor. Yani şunu kastediyorum. Az ışık, çok ışık ve flaşör özelliği içeren bir fener olması sizin için ve çevrenizle haberleşmek için, kendinizi fark ettirmek için önemli. Bir tane çok fonksiyonlu çakı olması gerekiyor. İşaretleşmek için, haberleşmek için düdük, çünkü kaos ortamında haberleşmek çok problem olabiliyor. Dolayısıyla bir düdük haberleşmek için ihtiyacınız olan sesi çıkaracaktır ve fark edilmenizi sağlayacaktır. Aynı zamanda bunun üzerinde bir tane pusula var. Ve bu aynı zamanda bir hayatta kalma kiti. Bunun da incelemesini daha önce yapmıştık. Bunun da linkini yukarıda görebilirsiniz. Bir tane küçük not defteri ve bir tane de kalem. Bir hayatta kalma durumunda ilk şoku, ilk dalgayı atlatabilmek için böyle bir çanta hazırlamanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü afet esnasında sadece çantayı alıp yola çıkabilirsiniz. Ardından zaten az önce de bahsettiğim gibi sivil toplum örgütleri veya devlet size yardım ulaştırıp hayatta kalmanızı sağlayacaklardır. Bu çantayı hazırladıktan sonra sadece çantayı hazırlamış olmak yetmiyor. Dolayısıyla periyodik olarak bu çantayı yenilemeniz ve güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu güncellemekten kastım nedir? Örneğin kullandığınız ilaçlar varsa, o yani sağlık çantanızın içerisindeki ekipmanların, ilaçların, ilk yardım için gerekli olan malzemelerin son kullanma tarihi olur. Bununla beraber gıda maddelerinin son kullanma tarihi olur ve pillerin son kullanma tarihi olur. Dolayısıyla periyodik aralıklarla 2 yılda bir, 1,5 yılda bir bu çantayı güncellemeniz gerekiyor. Ki afet durumunda çantanızı alıp çıktıktan sonra pillerin bitmiş olması veya yemeğin bayatlamış olması, ilaçların kullanılamayacak kadar tarihinin geçmiş olması gibi bir durumla karşılaşmamanız için. Arkadaşlar, söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Bir doğal afet çantası bu şekilde oluyor. Temel doğal afet çantası bu şekilde oluyor. Bunun haricinde siz kendi mesleğinize yönelik daha farklı ekipmanlar bulundurabilirsiniz yanınızda. Örneğin doktorsanız daha detaylı bir ilk yardım çantası ya da dağcıysanız belki bir halat bulundurabilirsiniz çantanızda. Çünkü doğal afet esnasında sadece kendimizi kurtarmaktan ziyade çevremizdeki insanlara da yardım etmek durumunda kalacağız. Şimdi arkadaşlar, bu doğal afet çantası için
Söylenecek son birkaç şey daha kaldı. Çantanızı hazırlarken belli bir yükün üzerine çıkmamaya çalışın. Yani bu da olsun bu da olsun diye çantanızı doldurmaktan ziyade bir an önce çantanızı alıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya yoğunlaşmanız gerekiyor. Benim çantam yaklaşık 8 kilo civarında. Siz de kendi bünyenize göre ihtiyacınız olan ağırlıkta bir çanta oluşturmanız gerekiyor. Benim tavsiyem 5 kiloyu, 6 kiloyu, 7 kiloyu geçmemeniz doğrultusunda olacak. Çünkü doğal afet gibi bir kaos ortamında sırt çantasını alıp dışarı çıkıp A noktasından B noktasına ulaşmak korkunç enerji harcatacaktır ve bu iki nokta arasını ne kadar sürede kat edeceğinizi hiçbir zaman bilemeyebilirsiniz. Dolayısıyla 10 kilo bir çanta hazırlayıp ulaşmak istediğiniz yere ulaşmak sizin için eziyet olabilir. Hatta çantadan bile vazgeçmek zorunda kalabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim size. 5 kiloluk bir çantayı 12 saat sırtına taşıdığınız zaman o 5 kiloluk ağırlık 12 saatin sonunda 5 ton olarak size geri dönecek ve çantayı taşımak istemeyeceksiniz. Çantanızı bu söylediğim değişkenlere göre hazırlarsanız uzun vadede siz avantajlı çıkarsınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir deprem çantası hazırlamak çok kolay. Bunu yapmak sizin elinizde. Yaparsanız siz ve çevrenizdeki insanların hayatını kurtarabilirsiniz belki. Dolayısıyla evinizde bir deprem çantası olması gerekiyor. Deprem diyorum bu ağız alışkanlığından dolayı bir afet çantası olması gerekiyor. Siz de çevrenizdeki insanları bu şekilde yönlendirirseniz belki sıradaki doğal afette çok daha az insanımızı kaybederek, çok daha az can kaybı yaşayarak o afeti atlatabiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıdan yorum yapın arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben bütün cevapları geri dönmeye çalışıyorum. Bütün mantıklı cevapları. Aklınıza takılan bir şey olursa sorarsınız. Ben de oradan dilim döndüğü kadar cevap vermeye çalışırım. Benim atladığım bir nokta da olabilir. Atladığım bir nokta varsa siz aşağıdaki yorumlarda belirtin. Bir dahaki videoda onları da revize ederiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.